Herkese Antalya Köprülü Kanyon'dan merhaba. Merhaba Selim, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bak arkamızda biraz uzakta kaldılar gerçi. Rafting yapanlar var. Hemen bu tarafta kazlarımız var. Peki buraya neden geldik? Karşınızda Toyota Hilux 4x4 güçlü bir motora ve üstün arazi kabiliyetine sahip. Selim, peki buraya neden geldik? Kamp için. Evet. Şimdi aracın arkasından kamp malzememizi çıkartıyoruz. Şişme yatağımız var, çadırımız var, kamp sandalyelerimiz, masamız. Bu gece burada kalıyoruz. Heyecanlı mısın? Evet. Hayatımızda ilk kez Selim'le çadırda konaklayacağız. Hı hı. Ve başrol oyuncumuz Toyota Hilux bize bu konuda yardım ediyor. Sizin de gördüğünüz gibi çadırımızı kurduk. İki kişilik harika bir çadır. Şöyle de yere sabitledik. 7 tane kancayla 3 tane önde, 2'şer tane yanda ve 2'şer tane arkada olmak üzere. Hı hı. Selim, şimdi sıra geldi yatağımızı şişirmeye. Evet. Hemen Hilux'ın arkasından bu kez yatağımızı şöyle alalım. Sana vereyim. Ve şuradaki pompa yardımıyla şimdi onu şişirip çadırın içine koyacağız. Evet Selim, kamp alanımızı kurduk. 10 numara 5 yıldız. 4x4 pick-up'ımız burada. Toyota Hilux. Invincible ne demekti? Durdurulamaz. Yenilmez. Durdurulamaz da doğru. Hem durdurulamıyor hem de yenilmez bir araç. Çarşafımızı ve şişme yastıklarımızı da oraya koyduk. Birazdan bunun perdesini kapatacağız. Börtü böcek girmesin. Tüpümüzde çayımızı hazırlıyoruz. Işıklarımız burada. Birazdan çünkü gün batacak. Ve yemeğimizi de burada yapacağız bu tüpte. Evet. Onu da hemen gösterelim. Hamburger yapmayı. Hamburger yapmayı planlıyoruz. Şurada mini buzdolabımız var. Bunun içinde tüm malzememiz var. Ve manzaramız da 10 numara, şöyle tekrar hatırlatalım. Köprülü Kanyon'dayız. Hı hı. Enteresan olaylar oluyor. Kas sürüsünü bir tane köpek kovalıyor. Bu da Paşa. Demin tanıştık. Bu arada çekmedik ama az önce hamburger yaptık. Evet. Yedik. Paşa'ya da verdik. Bizim dostumuz oldu. Bizi bu gece çadırda konaklarken koruyacak. Dur Paşa, seni çekiyorum. Seni çekiyorum, dur. Evet, enteresan olaylar oluyor burada. Paşa da müdahale etti. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Olaylar olaylar. Eyvah eyvah. İnanamıyorum. Neler oluyor? Bak, Paşa'yı besledik ya. Paşa bizi koruyor. Paşa bizi kazlardan mı koruyor? Allah aşkına. Kanadı bana çaktı. Evet, birazdan yatacağız. Dediğim gibi çekimimize yarın sabah Selim'e yumurta sözüm var. Yumurta yapacağım. Daha sonra araçla off-road sürüşüne de çıkacağız. Evet Selim, yavaş yavaş gün batıyor. Yatışa geçeceğiz. Hilux'ımızın arkasında senin için ve benim için ayrı ayrı uyku tulumlarımız var. Birazdan onları giyeceğiz, yatacağız. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Herkese günaydın. Günaydın. Selim'cim, nasıl geçti gece? Güzel ama fazla soğuktu. Biraz üşüdük, gerçekten üşüdük. Şu arkadaki çadırda kaldık biliyorsunuz. Aracımızın hemen yanındaydık. Güvendeydik. Ancak çok sıkı bir soğuk yaptı.
uyku tulumlarımızı giymemize rağmen maalesef üşüdük. Zaten senin sesinden de belli oluyor. Evet, sesim bile biraz gitmiş. Şimdi çayımızı hazırlıyoruz. Sucuklu yumurta yapacağım sana. Güzel bir kahvaltı edeceğiz bu muhteşem manzara eşliğinde. Ardından da Toyota Hilux'ımızla sürüşe çıkacağız. Sürüşten önce de kısaca aracın dışını ve içini size anlatacağız. Şimdi önce bir karnımızı doyuralım bakalım. Şöyle bir sistemimiz var. Gayet rahat ettik. Güneş doğdu ve yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor. Birazdan burası daha sıcak olacak. Hala biraz üşüyoruz ama değer. Yani bu macerayı yaşamaya değer. Hayatımızda ilk kez Selim'le çadırda bir gece geçirdik. Evet. Geceyi nerede geçirdiğimizi şöyle size tekrar bir hatırlatayım. Muhteşem bir manzara. Burada rafting yapılıyor, kano yapılıyor. Yani su sporları yapılan bir yer burası. Şöyle. Gece boyunca dinlediğimiz ses buydu. Evet, kamp malzememizi toparladık. Şimdi sürüşe çıkacağız ama sürüşe çıkmadan hemen önce her videomuzda olduğu gibi Selim'le beraber size otomobili şöyle bir anlatalım. Otomobil dedim de tabii ki bu bir ticari araç. Ağzım alışmış durumda. Tüm aydınlatmaları açtım. Gördüğünüz gibi LED aydınlatmalar var. Önde arkada sis farları mevcut. Bir de misafirimiz var. Kamp evet. Boyunca değil mi Selim? Evet. Çok güzel bize eşlik ettiler. Özellikle Paşa. Paşa evet. Şurada yatıyor. Evet. Sivas Kangal o da. Sivas Kangal. Paşa bize çok güzel eşlik etti. Bizi tehlikelerden de korudu. Çünkü kamp yaparken en fazla dikkat etmeniz gereken şeylerden biri tabii ki vahşi hayvanlar. Burası orman ortası. Adı üstünde kanyon. Köprülü kanyon. Burada internetten araştırdım. Domuzlar, tilkiler, kurtlar, çakallar falan ayı. Var. Ayı da var. Ayı da var. İşte onlara karşı güvencemiz oradaydı. Evet. Adı Paşa. Aracın özelliklerine geri dönecek olursak 5325 mm uzunluğunda neredeyse 5,5 metre devasa bir araç. 4x4 özelliklerinden bahsedelim. Yerden yüksekliği 31 santimetre. 70 santimetre yüksekliğindeki sudan geçebiliyor. Geçer miyiz acaba? Ya bak ben şurayı inceledim. Şurası çok taşlık içi ama tabii ortayı bilmiyorum. Şuralar derin değil görünen kadar yer ama. Ama müthiş bir akıntı var tabii ki şaka yapıyorum. Yaklaşma açısı 29 derece, uzaklaşma açısı 27 derece. Jantlar 18 inçlik, lastikler ise 265-60R18 boyutlarında. Yakıt depomuz 80 litre şurada. İçeriden bir kolla açılıyor ve tabii ki gelelim en önemli özelliklerden birine. 703 kilogram taşıma kapasitesi var. Kusurumuza bakmayın. Tabii ki kamp malzemesi böyle biraz dağınık oluyor. Evet. Size bir tavsiye. Şöyle çöp poşetleri getirirseniz boş. Çünkü bazı şeyler mesela Selim çadırı topladık. Evet. Çadır çamurlu. Onu herhangi bir temiz çantaya koyamazsınız. Evet. Çöp torbalarına çadırın eşyalarını koyduk. Yatağımız şurada, işte sandalyelerimiz, mini buzdolabımız, tüpümüz, topumuz bile orada. Sen köpeklerle top oynamaya evet. Çalıştın ama çok oynamadılar değil mi? Evet. Biraz böyle ısırıyor gibi falan oldular. Bu arada hem şurası kilitleniyor bakın. Şu anahtarla burayı kilitleyebiliyorsunuz. Ayrıca çok güzel bir özellik. Şurada bir kol var. Onu şöyle çekerek burayı kapatabiliyorsunuz. Burayı kapattıktan sonra da burayı da kilitleyebiliyorsunuz. Ekstra bir anahtar daha var. Şununla da burayı kilitleyebiliyorsunuz. Ayrıca bu torpidoyu da kilitliyor. Evet. Torpidoyu da kilitleme imkanınız var. Ayrıca burası açıkken bakın burada şöyle bardaklıklar da var. Yani buraya oturup şu şekilde atıyorum kahvenizi çayınızı buraya koyup da hizmet alabilirsiniz aracın arkasından. Evet. Burayı kapattığınızda ise gelelim arka tasarıma. Arka tasarım da son derece şık. Evet. Arka sis farı da şurada. Tabii ki sürüş sırasında kapatacağım. Sinyal de verdim. LED stoplar var. Gayet güzel. Şurada roll barımız var.
çok heybetli bir araç. Tabii ki korumalarımız var. Rahat iniş biniş için basamağımız var. Birazdan göstereceğim onu. O basamak çok işe yarıyor. Ayrıca modern araçlarda olduğu gibi dış dikiz aynasında da sinyale yer verilmiş durumda. Bazıları Hilux okuyorlar, bazıları Hilux okuyorlar. Ben Hilux okumayı tercih ediyorum. Toyota'nın 4x4 pick-up'ı. İstersen seni ön yolcu koltuğuna alayım hemen. Al. İki adet torpido var, onları gösterir misin? Biri yukarı doğru, biri aşağı doğru açılıyor. Evet, biri aşağı doğru açılıyor. Şu da yukarı doğru açılıyor. Şu yavaş açılıyor, SUV'lardaki gibi. Gayet güzel. Şuraya da Hilux yazısı koymuşlar. O da güzel bir detay. JBL marka kaliteli ses sisteminin hoparlörleri her yerde mevcut. Diğer tarafa geliyorum. Evet, basamaktan bahsetmiştim. Şöyle ayağınızı basıp dört tarafta da hem burada hem şurada hem de diğer taraflarda tutamaklar var. Çok kolay biniyorsunuz araca. Bakın basamağa basıp şuradan kendinizi çekip çok rahat biniyorsunuz. Sen de rahat inip bindin değil mi? Evet. Sinyali bir kapatalım. Sis farlarını da kapatalım. Farları da oto konumuna alalım. Önümde 4.2 inçlik bir dijital ekran, burada da 8 inçlik bir ekran var ve bunlar gayet güzel her bilgiyi size sunuyor. Direksiyonumuz şu şekilde heybetli. Bu aracın en önemli özelliğini hemen anlatayım. 4x4 modu. Şu an 4x2'deyiz, yani arkadan itişli olarak çalışıyor. Eğer şöyle yaparsanız çok kolay bir şekilde 4x4'e geçiyor ve şurada da onu belirtiyor. Bir de ağır arazide vitesi N'ye aldıktan sonra şu şekilde 4x4 low'a alıyorsunuz. Evet, orada yazdı. 4LO yazdı. 4 low yazdı. Ayrıca arka diferansiyel kilidi de var. Tabii ki ESP ve yokuş iniş destek sistemi de mevcut. Soğuk havalarda direksiyon ısıtması ve koltuk ısıtmaları da yer alıyor. Klima çok önemli bu tür araçlarda. Hızlı ve etkin çalışıyor. Hızlı bir şekilde içeriği ısıtıyor. Bu arabada off-road için yok yok değil mi? Evet. Şimdi çıkıyoruz sürüşe. Eğer uygun bir yer bulursak su geçişleri, şöyle çamurda falan kullanım yaparız. Tamam. Senin en sevdiğin şeyler bunlar. Evet, zaten pick-up benim en sevdiğim araba türü yani. Evet, evet, aynen biliyorum. Haydi şimdi hızlıca arka koltuğa geçelim. Tam araba değil de ticari araç. Evet. Arazi aracı. Hem ticari araç sınıf olarak hem de tabii ki 4x4 olduğu için arazi aracı olarak nitelendirebiliriz. Kapı geniş açılıyor. İniş biniş rahat. Gayet güzel bir yaşam alanı söz konusu burada. Tabii ki yine basamak ve tabii ki yine şu tutamak çok işe yarıyor. Bu araba çiftçiler için çok uygun değil tabii, mi? Tabii. O arkaya yükle istediğin yükü. Saman balyaları tabii. falan. Ayrıca mesela buraya rafting yapmaya tekneni getirdin. Evet. Yani gerçi o kanolar çok küçük oluyor da tekne, karavan taşıyabilirsin. Hemen söyleyeyim, frenli 3500 kilogram, frensiz 750 kilogram römork taşıyabiliyorsun. Yani offroad'da kalmış bir arabayı rahatlıkla çekebilir. Rahatlıkla. Şuraya bir çeki demiri taktırıyorsun. Ondan sonra istediğin şeyi çekebiliyorsun. Evet. Anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi sürüşe geçiyoruz. Belki de kamptan sonra videonun en eğlenceli kısmı başlıyor. Evet. Hadi atla gidelim. Selim, sürüşümüze arazide başladık. Evet. Birkaç gün önce buralara acayip bir yağmur yağmıştı. O yüzden hem çamur hem de su birikintileri var. Hepsinden tek tek başarıyla geçiyoruz. İşte bir tanesi daha. Hem derin hem çamur. 4 dova aldım aracı.
şu şekilde hepsinden tek tek başarıyla geçiyoruz. Şimdi bir tane daha var. Biraz ileride. Rahat mısın arkada? Evet. Arazinin şanındandır biraz hoplamak, zıplamak. O benim rahatım işte. Evet, sen o tür bir sürüş seviyorsun. Evet, inanılmaz derin ve tam çamur. Bak, of, girdik ve çıktık. Hiçbir sıkıntı olmadı. Çok güzel bir doğa. Tam offroadluk bir parkur bulduk. Güzel güzel eğleniyoruz. Evet. Bir tane daha. Evet, bir tane daha çamur geçişi. Bu da bayağı derin. Bunda daha çok sağ tekerleğimiz girecek. Sağ tarafı aracın. Evet, girdi. Ve çıktı. Tabii dıt 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 o sensörlerden gelen ses. Sensörler tabii ki bir engel algılayınca su geçişinde ötüyor. O normal. Ve iyi bir şey. Tabii. En kötüsü buymuş. Evet. Evet Selim, arazinin tadını çıkardık. Hı hı. Nasıldı? Çok güzel. Çok başarılı. Gerçekten offroad'da eline su dökülemez bir araçla beraberiz. İsterseniz teknik özelliklerden biraz bahsedelim. Kısaca 2.4 litrelik 4 silindirli 16 supaplı turbo dizel bir motor var. 3400 devir dakikada 150 beygir güç ve 1600-2000 devir dakika aralığında 400 Nm çok ciddi bir tork üretiyor. 6 ileri tam otomatik şanzımanla kumanda ediliyor ve 4x4 olduğunu da söylemiştim. Bu arada bir Hilux daha geçti ama o eskisi. Biz tabii ki yenisini kullanıyoruz. Maksimum hızı saatte 170 km. 0-100 hızlanması bu araçlarda zaten bu önemli bir değer değil ama verelim. 12.8 saniye. Ortalama yakıt tüketimi 2100 kiloluk bir araç için son derece normal. 7.4 litre bölü 100 km makul bir tüketim. Karbondioksit salımı da 195 gram bölü kilometre. 703 kilo taşıma kapasitesi olduğunu, 3500 kilo frenli, 750 kilo frensiz römork taşıyabildiğini de söylemiştik. Bu bakımdan da gerek arazide gerekse hobi kullanımında çok uygun bir araç oluyor Selim. Toyota Hilux. Evet. Bakın kapanışı ne kadar güzel bir yerde yapıyoruz. Nehre sıfır bir yere indik Toyota Hilux'la. Tabii ki offroad kabiliyetine güvenerek çok güzel bir kamp geçirdik. Evet. Toyota Hilux'a teşekkür ediyoruz. Hı-hı. Sana teşekkür ediyorum. Ne demek? Çok güzeldi, çok keyifliydi. Hı-hı. Hayatımızda ilk kez çadırda konakladık. Evet. Ve çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Ülkemizin de kıymetini bilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet. İzleyicilerimize bay bay yapabilirsin. Bay bay, Köprülü Kanyon'dan sevgiler ve saygılar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım bizim kadar siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.